Evet, Zeytin Dalı harekatı kararlılıkla devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında ve Suriye tarafında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ne yazık ki terör örgütü PYD, PKK, YPG'li teröristler sivilleri katletmeye devam ediyor. Biz gün içerisinde Atme kampındaydık ve aynı zamanda İdlib kırsalındaydık. Çünkü İdlib, Zeytin Dalı harekatında ayrı bir öneme sahip olan nokta. Çünkü bir taraftan Aslan'da yapılan görüşmeler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib Afrin sınırında Halep'e uzanan noktalarda gözetleme noktaları oluşturmaya devam ediyor ki Mehmetçiğe yönelik de zaman zaman saldırılar gerçekleşiyor. Bunun son örneğini de 6. gözlem noktasına yapılan saldırı olarak vermek mümkün. Bir Mehmetçiğimiz şehit olmuştu. Beşi asker, toplam 6 kişi de yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise misliyle karşılık vermişti. Tabii terör örgütü PYD bir taraftan da Afrin'den sağa sola deyim yerindeyse iyice köşeye sıkıştıkları için saldırmaya devam ediyor. Bu atılan roketlerin zaman zaman hedefi Kilis, zaman zaman Reyhanlı oluyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Aziz ilçesine yönelik, yani Doğu cephesine yönelik de saldırılarını gerçekleştiriyor terör örgütü PYD, ancak sivil katliamına devam ediyor. Zeytin Dalı harekatı başladığında örgütün bir algı operasyonu vardı. Türkiye sivilleri katlediyor şeklinde tırnak içerisinde söylemek gerekiyor. Ancak hem Fırat Kalkan harekatında olduğu gibi Zeytin Dalı harekatında da Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle bir şeye vurgu yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin canına, malına zarar gelmemesi için azami hassasiyet gösteriyor. Sürekli olarak TSK tarafından, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda bu vurgulanıyor. Ancak bunun tam tersini terör örgütü PKK yapıyor. Bugün bunu örneğini Atme kampında gördük. Atme kampı 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı'nın ardından yüz binlerce kişinin güvenli gördükleri gerekçesiyle sığındıkları bir noktaydı. Sınırımızın sıfır noktası Reyhanlı'nın hemen karşı tarafı. İşte o noktaya yönelik 3 roket atıldı, 3 havan atıldı terör örgütü tarafından ve aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Sınırda konuştu bildiklerimiz ise Cinderesi bölgesinden atıldı. Tahmin edilen o noktaları, terör mevzilerini fırtına obüsleriyle yerle bir etti. Yani terör örgütü PKK'nın algı operasyonu tutmuyor ve örgüt bunun tam tersini gerçekleştiriyor. Köşeye sıkıştıkları için de dört bir tarafa deyim yerindeyse Kilis'e, Reyhanlı'ya, Azez'e ve Atme'deki sivillere saldırmaya devam ediyor terör örgütü PKK. Ancak Mehmetçik emin adımlarla sistemli bir şekilde Afrin ilçe merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Zeytin Dalı harekatı da kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçiğin de moralinin son derece yerinde olduğunu söylemek mümkün.